Genç hekim adayları. Öncelikle sizleri zorlu bir sınavdan başarıyla geçtiğiniz için tebrik ediyoruz. Sizler hekim olma hayaliyle şimdi okuyacağınız fakülteleri seçmek için onları tanımak, hangi fakültede okuyacağınıza karar vermek üzere bir yolculuğa çıktınız. Bu yolculukta sizleri İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki tanıtım günlerimizde bekliyoruz. Hem İstanbul Tıp Fakültesi'ni tanımak, hem hekimlik mesleğini anlamak, hem de hekimlerle birlikte aklınızdaki soruları, soru işaretlerini gidermek için birlikte olabilmek adına sizleri İstanbul Tıp Fakültesi ÇAPA yerleşkesinde tanıtım günlerinde birlikte olmaya davet ediyoruz. Eğer iyi bir hekim olmak istiyorsanız, eğer başarılı bir hekim olmak istiyorsanız, eğer değerli bir hekim olmak istiyorsanız, eğer bilimle uğraşmak, bilim insanı olmak istiyorsanız, sizleri İstanbul Tıp Fakültesi'nde okumaya davet ediyoruz. Sevgili hekim adaylarımız, çok zorlu bir süreçten geçip, inanılmaz zor bir sınavdan sonra üniversite tercihlerinizi yapmak üzere hazırlık yapıyorsunuz. Tıp fakültesinde okumayı düşünen ve hekim olma hayali kuran tüm genç arkadaşlarımıza sesleniyorum. Eğer 1915'te vatanı kurtarmak için Çanakkale'de şehit olan genç tıbbiyeliler gibi vatan sevgisine sahip olmak, eğer 1919'da işgal kuvvetlerine karşı direnen tıbbiyeli Hikmet'in dik duruşuna sahip olmak, eğer Hulusi Behçet'in kendi adını verdiği hastalığı bulup dünyada bu hastalığın tedavisi için yol açan yaklaşımına, çalışkanlığına sahip olmak, eğer cüzzam hastalarına kimsenin dokunmayı cesaret edemediği bir dönemde Anadolu'yu karış karış gezerek cüzzam hastalığından kurtaran Türkan Saylan'ın insan sevgisine sahip olmak istiyorsanız, eğer Nobel ödülünü kazanan Aziz Sancar'ın bilim aşkına sahip olmak istiyorsanız, tüm bu isimlerin okuduğu, tüm bu isimlerin mezun olduğu fakülte olan İstanbul Tıp Fakültesi'nde sizi okumaya davet ediyoruz. Arkadaşlarım olmuştur. Ben Harvard'lıyım, ben Yale Üniversitesi'nden diyor, ben Cambridge'den diyor, ben de İstanbul Tıp Fakültesi'nden diyor. İstanbul Tıp Fakültesi mezun olmak bir ayrıcalıktır. Ondan daima iftihar edin. Ben bunu hiç çekinmeden söyleyeyim. Genç hekim adaylarımız, zorlu bir sınavı geçtiniz. Sizleri tebrik ediyoruz. Zor şartlarda hekimlik mesleğini icra etmek üzere bir yolculuğa çıktığınızın bilincindesiniz. Sizlere öncelikle bu yolculukta sonsuz başarılar diliyoruz. İyi bir hekim olmak için önce iyi bir insan olmak gerektiğini ve koşulsuz insan sevgisine sahip olmak gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Hangi tıp fakültesinde okuyacağınıza karar vereceğiniz bu dönemde sizlere şu hususlara dikkat etmeniz gerektiğini bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Okuyacağınız tıp fakültesi hangisi olursa olsun, mümkün olduğunca çok öğretim üyesinin olduğu tıp fakültelerini tercih etmeye gayret edin. Çünkü hekimlik usta-çırak ilişkisiyle gelişen, ne kadar çok ustayla, ne kadar farklı ustayla çalışırsanız o kadar kendinizi geliştirebileceğiniz bir yolculuk olacaktır. İkinci önemli husus, farklı ve çok sayıda hastayı görebileceğiniz bir tıp fakültesinde okumanız. Farklı hastalıkları, farklı ekonomik düzeydeki insanları, farklı illerden, şehirlerden, kültürden gelen hastaları muayene edeceğiniz, onlarla görüşeceğiniz, konuşacağınız, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onların sağlıkları ile ilgili süreci yöneteceğiniz tıp fakültesinde okumanız, sizlerin iyi hekimler olarak o tıp fakültesinden mezun olmanıza en büyük katkıyı sağlayacaktır. Bu yüzden okuyacağınız fakülteyi tercih ederken
o fakültenin öğretim üyesi kadrosuna ve hasta sayısıyla o hastalara ulaşma imkanlarınıza dikkat etmenizi önerir. İstanbul Tıp Fakültesi olarak başarılı, iyi hekim olma niyetinde olan genç meslektaşlarımızı, genç hekim adaylarımızı fakültemize bekliyoruz.